Yaklaşık 10 bin polisle Şırnur, Cizre ve Diyarbakır'ın Sur ilçelerinde terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Özel harekatçıların kararlılığı ve teröristlerin korkusu telsiz konuşmalarına yansıyor. Teröristler arasındaki konuşmalarda çatışmadan kaçan PKK'lıların infaz edilmesi talimatı verilirken sokaklardaki çocukların da hedef alınması isteniyor. Asker ve polislere çay veren bölge halkı için yalaka denilen kayıtlarda sivillerin öldürülmesine karşı çıkan örgüt mensupları tehdit ediliyor. Telsizlere yansıyan konuşmalarda bir terörist özel erkat polislerinin geldiğini haber veriyor. Diğeri ise kafayı kaldırmayın sakın. Anında yerler bizi diye karşılık veriyor. Bir teröristse zamanımız yok arkadaşa dedim dağıtsın ekibi telaş var yoruldular sözleriyle örgüt üyelerinin yaşadığı telaşı ve korkuyu gözler önüne seriyor. Teröristlerin çoğunlukla yorgunluktan şikayet ettikleri görülüyor. Çatışmalarda devam eden telsiz konuşmalarında teröristler başarısızlık yaptıklarını ediyorlar. Bir terörist operasyonu yürüten polisler için kaçacak yer de yok, takat de yok artık, her yerdeler, keşif araçları çok fazla, dışarı çıkamıyoruz, tepedeler diyor. Örgütten yaşanan kopuşlar da telsiz konuşmalarına yansıyor. Ayrılmak isteyenlerin ise infaz edilmesi isteniyor. Arkadaşına bekle talimatı veren terörist, kaçanlar için ise kaçırma adamlarını tut biraz zorla yoksa vur gitsin itleri ifadelerini kullanıyor. Kaçanlar için infaz talimatı veren teröristler, askerin yanında yer halka da hakaret ediyor. Yolun kapalı olduğunu öğrenen bir terörist, yalakalar askere çay veriyor ifadelerini kullanıyor ve o yalakaları vurun acımayın diyerek kendilerine destek vermeyen sivillerin öldürülmesini istiyor. Alınan darbelerle gözleri dönen PKK'lılar yaklaşan ambulansı vurun diyor ve talimatın ağır Ağrı'dan geldiğini söylüyor. Talimatı alan teröristense bu sözlere cevap gelmiyor. Bir başka teröriste binanın üzerinde askerlerin yanında duran çocukların öldürülmesi talimatı sonrasında, bunlar çocuk ne yapıyoruz biz? Kendi çocuklarımızı mı vuracağız? Ben yokum benden buraya kadar tepkisini gösteriyor. Yol kenarında mayın taraması yapan askerleri vurma talimatı alan teröristler de ateş açarsak yerimiz tespit edilir diyerek karşı çıkıyor. Talimatı veren kişinin şerefinle öl sözleri üzerine teröristler o kadar şerefliysen gelsen öl diye karşılık veriyorlar. Örgütün kanlı talimatları bunlarla sınırlı değil. Kaçan sivillerin de vurulmasını istiyorlar. Sivilleri vurması istenen teröristin karşı çıkmasıyla telsizden talimat veren diğer terörist kaçanlar da düşmana yardım ediyor. Düşmana yardım edenler hak ediyorlar, vurun hepsini onlar da arasına gitsin diyor. Bu tür itaatsizlik örnekleri birçok telsiz muharebesinde dikkat çekiyor. Güvenlik kaynakları bu konuşmalar ve yaşanan paniğin terör örgütünün dağılma çözülme noktasına yaklaştığını gösterdiğine dikkat çekiyor.